bal kabakları olgunlaştı. Hasat zamanı geldi. Burası Türkiye'nin bal kabağı ambarı Düzce. Bal kabağı ülkemiz genelinde her yerde hemen hemen yetişir ama en yoğun yetiştirilen illerimizin başında Ankara, Sakarya ve Düzce. Son zamanlarda özellikle Düzce ilimizde değişik çalışmalar sonucunda kabak ekilişinin arttığına şahit oluyoruz. Bu yıl rekolte 200 ton arttı ve 8400 tona yükseldi. Masrafları düşürüp vatandaş eğer para kazandığını anlarsa buna yönelir. Eğer para kazandığını anlamasa bu işi niye yapsın? En büyük sıkıntı maliyetlerin yanında pazarlama da yaşanıyor. Kabak çok iyi bir besleyici, besin maddesi. Eğer bunu pazarlayabilirsek, öncelikle pazar ve pazarlama sorununu çözmemiz lazım. Pazarlama sorunu çözüldüğünde hem fiyat artışı, hem çiftçinin kazancı, hem ülkemizdeki Düzce'mizdeki ekiliş alanlarının artacağına eminim. Bundan hiçbir kuşkum yok. Çünkü para kazanırsa çiftçinin hangisinden para kazanırsa ona gider. Bu sene kabak para etmez, gelecek sene para ne yapar mısın? Mısır'a yönelir. Ama biz bunu devamlı hale getirmek istiyoruz. Kabakta istikrarlı bir fiyat olsun, her sene ekiliş artsın, üretim artsın, kalite artsın. Bizim derdimiz bu. Düzce kabağının özelliklerini Hüseyin Çukur bakın nasıl anlattı. Düzce kabağı aroması bakımından, gösterişi bakımından, lezzeti bakımından diğer kabaklara daha çok üstünlük sağlıyor. Bizim gördüğünüz, çünkü ben de kabağı seven bir insanım. Değişik yerlerden alıyoruz, yiyoruz ve gerçekten lezzeti güzel, aroması güzel. Çünkü tüketicinin damak tadına hitap etmesi gerekiyor. Eğer damağının tadını alabilirse tüketici bunu devamlı tüketir. Bu yıl Düzce genelinde 8400 ton rekolte bekleniyor. Fiyatlar 1 lirayla 1,5 lira seviyesinde değişiyor.